Bismillahirrahmanirrahim. Gelin Taci kitabından devam ediyoruz. En büyük nimet. Senin yapman gerekenlik şey aklının halini ağlamaktır. Kuraklık ekinleri ve yeşillikleri mahvettiği gibi insanların aklını da kurutur. İnsanlar diğer insanlarla birlikte yaşamayı ve Allah'a da kulluk etmeyi akıl öğrenirler. İnsanlarla edep ve erkan ile ilişki kurmasını Allah'ın da rızasını kazanmayı akılla bilir ve uygularlar. Eğer sana şu üç şey verilmişse gerçekten de sana en büyük nimet bahşedilmiş demektir. Birincisi Allah'ın koyduğu sınırlarda yani haram ve helale dikkat ederek kalmak. İkincisi ahitlerini yerine getirerek Allah'a verdiği sözü tutmak. Üçüncüsü hakkın cemalini seyre dalmak. Senin ariflerin hallerini garipsemen, onların durumlarını hakkıyla bilmemenden kaynaklanıyor. Onlarla birlikte bir seyahat etsen, onların söylediklerine bir kulak versen, ve onların yorgunluklarına bir paylaşsan onların mutluluklarına da ortak olursun. Senin nefsin hoş ve hoşnut olduğu zaman bağlı tutulan bir deveye benzer. İpini çözdüğünde sıvışır gider. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır ki Ademoğlunun kalbi ateş üzerinde kaynayan tencereden daha fokur fokurdur. Ademoğlunun kalbi elbette kaynayıp coşar ve de değişir. Nitekim cem yani hakkı halksız temaşa etme makamına çıkmış niceleri vardır ki bir anda ondan ayrı düşüverir. Gece ibadetle geçirmiş niceleri vardır ki daha şafak sökmeden günahkar olup çıkar. Kalp göze benzer. Gözün tamamı görmez. Gören kısım sadece göz bebeğidir. Aynı şekilde kalp denilen şey de bedenin bir parçası değil Allah'ın oraya koyduğu ve insanın onun sayesinde sezip idrak ettiği latif bir unsurdur. Allah kalbi vücudun sol tarafına bir kova misali asmıştır. Şehvet desintisi onun üstüne doğru estiğinde harekete geçer. Takva meltemiyle karşılaştığında da aynı hareketlenme görülür. Ona bazen şehvet, bazen de takva hakim olur. Böylece de Allah sana hem kahrını hem de lütfunu hissettirir. Takva meltemi kalbine egemen olursa senin övülmen içindir. Şehvet esintisi kalbine galip gelirse o da senin yerildiğindendir. Kalp evin tavanına benzer. Hiç tavan altında ateş yakılır mı? Duman yükselir ve tavanı karartır. Şehvet dumanı da aynen öyledir. Bedene şehvet egemen olunca onun dumanı yükselir ve kalbi karartır. Nefsini kalbine teslim et. Güçlü sana zulmettiğinde asıl güçlü olana sığın ötekinden korkma. Çünkü o onun hakkından gelir. Kötülüğün yaratılmışlardan geldiğini düşünen kimse taşlanan köpeğe benzer. Köpek hemen taşa saldırıp onu ısırmaya kalkar. Bilmez ki taşın kendiliğinden yapabileceği bir şey yoktur. İyiliğin insanlardan geldiğini düşünen kimse de kendisiyle ilgilenmekle görevli seyyesini gördüğünde sevinçten kuyruğunu sallayan fakat asıl sahibi kendisine yaklaştığında idrarını boşaltmaya başlayan hayvana benzer. O halde sen akıllıysan her şeyin başkasından değil bizzat Allah'tan geldiğini bil. Şaşırmış kişi, şaşırmış kişi kırlarda yolunu yitirmiş kimse değil, hidayet yolunu kaybetmiş olandır. Sen yüceli insanlardan bekliyorsun da Allah'tan istemiyorsun. Şan ve şerefi insanlardan bekleyen yolunu şaşırır. Yolunu şaşıran da attığı her adımda asıl yoldan uzaklaştıkça uzaklaşır. İşte asıl şaşırmış odur. Sen La ilahe illallah dediğin zaman Allah bu sözünün içtenliği ve ne demek olduğu konusunda seni hesaba çeker. Yani olup biteni ondan başkasına bağlayıp bağlamadığını bilip görmek ister. Kalbi nefse teslim eden, boğulmakta olan birine sarılan kişiye benzer. Sonunda ikisi de boğulur gider nefsini kalbine teslim ederse büyük bir şamandıraya tutunan kimseye benzer. Öyleyse sen nefsini kalbine teslim et de kalplerini nefislerine teslim edenlerden olma. Gören birinin görmeyen birinden kendisine kılavuzluk etmesini istediğini hiç gördün mü? Allah'ın kullarından bir tekine bile haksızlık etmeden sabahları kalkıyor, geceleri de yatıyorsan ne mutlu sana. Hele Allah ile kendi aranda olan hususlarda kendine zarar vermedinse o zaman kusursuz bir mutluluğu yakaladın demektir. Haydi yum gözlerini, kapa kulaklarını ve sakın ha sakın Allah'ın kullarına zulmetme. Şu daracık aklınla sen o küçük çocuğa benziyorsun. Annesi ona güzel bir seler giydirir, o ise ne giydiğini bilmeden onları kirletip berbat eder. İnsanlar onu bu halde görmesin diye annesi hemen üstünü değiştirir. Kirli elbiseleri yıkar. Bu arada çocuksa aklı ermediği için ne yapıp ettiğinin farkında bile olmaz. Şey Ebu Hasan Eşşazeli'nin şöyle dediği rivayet edilir. Bana ey Ebu El Hasan elbiselerini temiz tut ki her nefeste Allah'ın yardımını göresin diye seslenildi. Sordum. Benim elbiselerim neler? Şöyle cevap verildi. Allah seni önce bilgi, ardından tevhid, sonra muhabbet, sonra iman, peşinden de İslam yani teslimiyet elbisesiyle süsledi. Allah'a bilen kimse için her şey anlamsızdır ve Allah'a seven kimse için her şey değersizleşir. Tevhide eren kimse artık ona hiçbir şey ortak etmez. Allah'a imanı olan her şeyden korunur. İslam olup Allah'a boyun eğen kişi nadiren günah işler ve itaatsizlik ettiğinde de af diler. Tövbe edip af dilediğinde affedilir. Şeyh bize dedi ki, Allah'ın elbiselerini temiz tut. Kelamının ne manaya geldiğini işte o zaman anladım. Ey ne yaşar ne yaşamaz olan! Sen Allah ile baş başa kalmak, ona yalvarmak ve onunla görüşüp hemhal olmak gibi en hoş olan o hazzı ve o zevki hiç tatmadan yakında bu hayatı terk edeceksin. Gecenin ortasında yatağına atılıp kalmış bir leş gibisin sen. Sen o haz ve zevkten alıkondunsa, yasaklandınsa Allah'ın yardımını dile ve şöyle de. Ey Allah'ın melekleri, ey Rabbimin elçileri, benden önce dindar atalarımın elde ettiği ganimeti ben elden kaçırdım. Allah ile buluşmaktan doğan o sohbetten ve o ilgiden mahrum kaldım. Kul yaptığı amellerle kibirlenir. Diğer insanları hor görür. Kendini beğenir. Başkalarının hakkına saygı göstermezken halkın kendi hakkına saygı göstermesini isterse onun fena hakibetinden korkulur. Öylesi kötü sondan Allah bizleri korusun. Amin. Rehberler azdır. Az. Buna karşılık bir kulun günahlara baktıktan sonra ağladığını, üzüldüğünü manen yıkıldığını, alçak gönüllü bir halde kendi kusurlarını bilip kabul ederek ziyaretine gittiği takva erlerinin ayaklarına kapandığını görürsen, onun için de güzel bir akıbet umulabilir. Kur'an okuyan ararsan sayısızdır. Tabep ararsan ondan da çok bulursun. Din alimi de bir o kadardır. Fakat sana Allah'a giden yolda rehberlik edecek ve sana nefsinin hatalarını gösterecek kimseler ararsan onlardan çok az kimse bulursun. O yüzden öyle birini bulursan onun eteğine sımsıkı sarıl. Zafer ermek istiyorsan son derece mütevazi ol. Çünkü Yüce Allah Bedir mücahitlerine şu hatırlatmada bulunur. Siz son derece güçsüzken Allah sizi Bedir'de zafer erdirdi. Sana verilmesini istiyorsan yoksul ol. Çünkü Hak Teala açıkça belirtir. Sadakalar ancak fakirler miskinlere verilir. Nehrin tam ortasında olasın da susuz olasın. Mümkün mü? Sen Allah ile baş başasın ve onunla nasıl birlikte olabilirim diye soruyorsun. Kullar sanki doyuncaya kadar yemeden ve kanıncaya kadar içmeden ahirete eremeyeceklermiş gibi davranıyorlar. Sanki onlara işte ahirete ulaşmanın yolu bu denilmiş. Sen nefsine ne kadar da az değer veriyorsun. Eğer senin gözünde onun bir değeri olsaydı Allah'ın azabına onu böyle atı vermezdin. Ama dünyalık arama ve dünyalığı yımada o ne kadar da değerli, değil mi? Ne şaşılacak hem de ne çok şaşılacak şey. İnsanlar durumlarının ne olacağını Allah'ın kitabına ve Resul'ünün sünnetine soracakları yerde gidiyorlar da müneccimlere, falcılara soruyorlar. İbadet edemeyecek kadar çok düşkün bir durumdaysan bu eksikliğini ağlayışlarla ve tevazu ile tamire çalış. Sana kime alıyorsun diye sorduklarında da sağlıklı olan ve sağlığını Allah'a ibadet etmeyip isyanla geçirene de. Eğer sen zihnin bulanık bir halde uykuya dalarsan karma karışık rüyalar görürsün. Öyleyse kendini arındırarak ve tövbe ederek uyu. O zaman senin kalbin onun nuruna açılır. Gündüzünü kaygısızca geçiren gecesini de Allah'tan gafil olarak geçirir. Allah'ın bir veli kuna rastlarsan ona gereken hürmeti göster. Edeple önünde diz çök, böylece onun himmetinden istifade edebilirsin. Bil ki gökler ve yer tıpkı insanlar gibi velilere hürmet ederler. Hayli dünyalık kazandım diye sevinen ahmaklığını sergiler. Dünyalığının elinden gittiğini görünce hüzünlere gark olan kimse ise ondan da ahmaktır. Bu sonuncusunun hali bir yılanın kendisine doğru geldiğini, ve sonuçta kendisini sokmadan geçip gittiğini gören kimsenin haline benzer. Allah bu adamı korumuştur. O ise yılanın kendisine zarar vermemesine üzülmektedir. Gaflet ve kıt akıllığının işaretlerinden biri, kaçınılmaz ve mutlaka gerçekleşecek olanı ihmal edip bir yana bırakarak gelecek kaygısına düşmektir. O yüzden de sen her sabah kalktığında yarın gidişat ne olacak, veya bu ile acaba iyi olacak mı diye sorar durursun. Halbuki ilahi ihsan ve nimetler sana hiç ummadığın yerden bahşedilir. Rızıktan şüphe etmek, rızkı veren Allah'tan şüphe etmek manasına gelir. Estağfurullah. Hiçbir hırsız, hiçbir zorba kendisi için takdir edilenden başka hiçbir şeye el koyamaz. Sen de ömrün oldukça kısmetin olarak yazılandan hiçbir şekilde mahrum kalmazsın. Sen kaygılanacaksan eğer, asıl kaygılanıp üzülecek şeyleri aldam aldırmayıp da önemsiz konularda endişeye kapılman cahillik olarak sana yeter de artar. Kaygılanacaksan şunlara kaygılan. Mümin olarak mı öleceksin, kafir olarak mı? Cennete mi gideceksin yoksa ebediyen yanacağın ve sonu olma olamayan cehenneme mi boylayacaksın? Amel defterinin sağından mı yoksa solundan mı verilecek? İşte bunları düşünerek endişe et. Atıştıracağım bir iki lokmayı, yutacağım birkaç yudum suyu dert edinme. Senin mülkünde çalıştıran kral seni beslemez mi? Sen bir ziyafet evine çağrılasın da aç kalasın, mümkün mü? Allah'a kulluk etmenin en iyi şekli, ona tam anlamıyla güvenip bel bağlamandır. Çünkü bu dünyada pasif olman, mahşer gününde öyle olmandan daha iyidir. Öyleyse hayatını elekten geçirerek arındırmaya bak. Sen ey buğdayın ununu ancak elekten geçirdikten sonra yen. Eme amellerini de mutlaka elekten geçirmen gerek. Öyle ele ki sadece ihlasla, içtenlikle yaptıkların kalsın. Gerisini at gitsin. İnsanlarla oturup kalkmandan korktuğun kadar hiçbir şeyden korkma. Çünkü sen onların gıybetlerine kulak vermekle kalmaz kendin de o gıybetlere katılırsın. O gıybetler de sende ne abdest bırakır ne oruç. Eşini kıskanıp da imanını kıskanmayacak kadar gafil ve cahil olmayı bırak. İnsanın kendisine saygısından ötürü eşini kıskanıp da Allah'a saygısından ötürü kalbini kıskanmaması büyük ihanettir. Sana ait olanı koruyabiliyorsun. Allah'a ait olanı niçin koruyamıyorsun? Bir kişi uykusundan rızkını düşünerek uyanıyorsa o kişinin Allah'tan uzak olduğunu bil. Sana biri yarın çalışma, sana ben şu kadar para vereceğim dese sen ona güvenirsin. Halbuki o zavallı bir yaratıktan öte bir şey değildir. Ona bel bağlıyorsun da asıl zengin, cömert ve sen yaşadıkça rızkını garanti eden Rabbine niçin itimat etmiyorsun? Biri yüksek sesle şunları okudu. Şaban'ın ilk 20 günü geçince içsen geceleri de gündüzleri de. Fakat içme küçük bardaklarla çünkü kalan zaman çok kısa. Yukarıdaki mısraların genel anlamı şöyle. Şaban ayının ilk 20 günü geçmişse bizim içmemizi kesecek olan Ramazan ayı yaklaşıyor demektir. Ehli tarikin o mısralardan anladıklarına gelince 40 yılını geride bırakmışsan eğer gece gündüz ameli salihe, ibadete sarıl. Çünkü Allah'la buluşma vakti yaklaşıyor. Senin ibadet ve taatin elbette gençliğini ve coşkusunu, coşkusunu heba etmiş bir delikanlınınkiler gibi olmayacaktır. Çünkü geçtiğini ve gücünü israf ettin. Tut gibi bir gayret göstermek istiyorsun. Ama kudretin yetmiyor. Öyleyse bu durumda sen yapabileceğini yap ve kendini zikre ada. Kalan ömrünü zikirle doldur. Çünkü zikirden daha kolay bir şey yoktur. Sen zikri ayakta, otururken, hastayken, yan yatarken de yapabilirsin. Zikir ibadetlerin en kolayıdır. O kolaylık yüzündendir ki peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Diliniz Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Hangi dua veya zikir senin kolayına geliyorsa onu devamlı ve sebatlı bir şekilde yap. Çünkü bu konuda destek ve yardım Allah tarafından gelecektir. Sen zaten ancak sana lütfettiği, sen zaten ancak sana Allah lütfettiği için zikrediyorsun ve onun yüce kudreti sayesinde ondan yüz çevirmiyorsun. Salih amel işle ve gayret et. Çünkü yaptığın ibadetlerde senin gafil olman, onları hiç yapmamandan daha iyidir. Arkadaştan, arkadaştan fayda yok. Sen kendi halini fazilet bakımından zahitlerin durumuna benzer görüyorsun. Elbette istekte bulunan kapıdan ayrılmaz. O kişi sürekli kapıda bekler durur. Tıpkı çocuğu kaybetmiş bir anne gibi. Sen hiç o annenin düğünlere, eğlencelere veya ziyafetlere gidebileceğini düşünebilir misin? Bütün zamanını çocuğunun kaybıyla ilgilenmekle geçirmez mi? Mevla sana nice nimetler ulaştırıyor fakat ne yazık ki sen bunlardan gafilsin ve beşikte sallandıkça uyuyan çocuğa benziyorsun. Bir kral sana çok kıymetli bir hediye verse, teşekkür için onun kapısında sabahlarsın. Sen şu kulluk ve ibadet etme anlarını fırsat bil ve sebatla kulluğuna devam et. Şayet ona kulluk etmek istemiyorsan, o zaman seni hiç kimsenin görmeyeceği bir yere git ve ona isyan etmek için ondan gayrısının yardım ve desteğini al. Ne var ki sen bunların hiçbirini yapamazsın. Çünkü sahip olduğun imkanların hepsi de ondan geliyor. Sen onun nimetlerini ona isyan etmek için mi kullanacaksın? Sen bazen iftira ederek, bazen dedikodular ederek, bazen de bakışınla ona itaatsizlik etmeye çalışıyorsun ve sen 70 senede inşa ettiğin her şeyi bir nefeste yıkıyorsun. Sen ey salih amellerini mahveden, Allah sana yoksulluk vermişse sen ona sığınasın ve ona teslim olasın diyedir. Sen ey nefsine şehvete ve günahlara sokan kişi, keşke onu mübahlar içinde yüzdürseydin. Senin en bayağıca davrandığın, onunsa sana cömertçe kucak açtığı o zatı sen nasıl sevemezsin? Sana Ali cenapça davranan, senin sen ankörce davrandığın o zatı sen nasıl olur da sevmeyebilirsin? Hiçbir arkadaşın sana fayda sağlamaz, seninle arkadaşlık edenlerin hepsi sadece menfaat için arkadaşlık eder. Eşin seni sadece hayatının tadını çıkarmak ve hoş imkanlar için sever. Beni besleyip büyüten sensin diyen çocuğun bile sen ihtiyarlayıp da elinden bir şey gelmez olunca seni atı verir. Halktan alakanı kesen Allah elbette sana ünsiyet yani yakınlık kapısını açar. Çünkü veliler halktan uzaklaşarak yapa yalnız kalarak nefislerini yenenlerdir. Onlar yalnızca Allah'a kul kulak verir ve onun yoldaşlığından gayrısını bilmezler. Kalbinin aynasındaki onu kirleten murdarlıkları söküp atmak istiyorsan, onların reddedip attıklarını sen de at. Yani mahlukların veya falan veya filanın yoldaşlığını bırak. Semtin kapıları önünde oturup durma. Hazırlanana imdat edilir senden beklenen sende gerçekleşince sana yardım kapıları açılır. Kapı en güzel şekilde çalana açılır. Çünkü insanlardan öyleleri vardır ki kapıyı hiçbir edebe uymadan çalarlar da o edepsizlikleri yüzünden kendilerine kapı açılmaz ve kovulurlar. Has kulların yaptıkları gibi sen de sessizliğini düzenli olarak koru. Korusaydın Allah'a yakınlaşır ve onun seslenişini evinde olduğu kadar iş yerinde de duyardın. Uyanık olan gaybi görür ve duyar. Fakat uyanın yani gafilin kalbi sağır olur. Tıpkı basiretinin de bağlandığı gibi. Onların önünde perde çekilmiştir. Şayet insanlar anlayış ve kavrayış sahibi olsalardı sadece Allah'a yönelirler ve yalnızca onun huzurunda bulunurlar ancak ondan öğüt alırlardı. Aynen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu, söz, şu sözüne uygun olarak, sana fetva verilse de sen fetvanı kalbinden al. Çünkü kalbe gelen düşünceler ilahi ilhamlarla gelir ki onlar hakikate uygun düşüncelerdir. Fetva veren kişi yanılabilir ama kalp yanılmaz. Fakat bu durum elbette temiz kalpler için geçerlidir. Fetva da sadece alimden alınır. Allah'tan gafil olanın ilmi de yoktur sahabilerin yücelikleri. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Sahabiler hiçbir şeye kendiliklerinden ve kendileri için değil, Allah'ın rızasından hareketle ve Allah için girişir ve yaparlardı. Elbette veliler ile sahabiler arasında fark çok büyüktür. Fakat velilere bahşedilen kerametler mükemmel uyumdan kaynaklanan yakınlığa sahabiler kadar eremedikleri dereceye yaklaşmaları için lütfedildi. Bununla beraber şöyle sözler sarf eden bazı insanlar var. Veliler keramet gösterdiler. Halbuki sahabilerin böyle kerametleri yok. İyi de onlar en büyük mucizelere şahit oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında olmak gibi bir saadete erdiler. Bundan daha büyük keramet olabilir mi? Bil ki kişiyi sapkınlık ve ahlaksızlıklarından alıkoymayan namaz, Yüce Allah'ın namaz adını verdiği şey değildir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. Muhakkak ki namaz çirkin fiillerden, akla ve sağduyu aykırı olan her türlü şeyden alıkoyar. Sense Allah'a, Allah'ın ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz ayetiyle yakardıktan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme teşehhütte Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun ey peygamber amin diye saravat getirdikten sonra namazdan çıkıyor ve her namazında bunları tekrarlıyor. Ardından da Allah'ın sana bahşettiği bütün bu lütuflara rağmen günah işlemeye koşturuyorsun. Şeyh Ebul Hasan Eşşazeli Hazretleri'nin yanında bazen İskenderiye'deki kadılar bulunurdu. Bir keresinde onlar şeyhi sınamak istediler. Fakat şeyh onların niyetlerini hemen anladı. Yüzlerine dikkatle baktı ve sordu. Ey kadılar! Siz hiç namaz kıldınız mı? Cevap verdiler. Şeyh efendi, içimizde hiç namazını ihmal eden olabilir mi? Tekrar sordu. Allahu Teala buyurur ki, Gerçekte insan tatminsiz bir tabiata sahiptir. Başına bir kötülük geldiği zaman sızlanmaya başlar. Bir iyilik ile karşılaşınca da onu bencilce sahiplenip başka insanlardan uzak tutar. Ancak namazda bilinçli olarak Allah'a yönelenler böyle değildir. Siz de öyle misiniz? Yani başınıza bir musibet geldiğinde kederlenmez misiniz? Nimetlendirilince cimri kesilmez misiniz? Hepsi de sustular. Bunun üzerine şey onlara şöyle dedi. İşte o namazı siz hiç kılmadınız. Sana tövbe etme imkan ve fırsatı verilmişse o sana Allah'ın bir lütfudur. 70 sene boyunca günah işledin ve tek bir seferde hepsinden tövbe istifar ettin. Allah da bütün o zaman boyunca işlediğin günahları sildi. Çünkü tövbe eden günah işlememiş gibi olur. Mümin günahlarını hatırladığı zaman üzülen, sevaplığını hatırladığı zaman da sevinen kimsedir. Hazreti Lokman şöyle diyordu. Müminin iki kalbi vardır. Biri korku, diğeri umuttur. Amellerin kabul edileceği umar, ya reddedilirse diye de korkar. Müminin korkusuyla Umudu tartılsa birbirine denk gelir. Hakkı halksız temaşe etmek isteyen kişi onun emir ve yasaklarına riayet etsin. Eşinin ihanet ettiğini anlasan ona karşı öfkenden deliye dönersin. Senin nefsin sana, senin nefsin seni hayatın boyunca aldattı. Bilgeler derler ki aldatan eşi boşamak gerek. Boşasana nefsini. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. İnsanları Cennete götürecek en önemli davranış nedir? Cevap verdi. Allah'a hakkıyla saygı göstermek yani takva ve güzel ahlak. Ardından da şu soruldu. İnsanları cehenneme sokan en önemli sebep nedir? Buyurdular. Dil ile üreme organı. Sen Allah'tan sana gelenleri kaçırmış olmanın pişmanlığını duyarak kalbini temizleyip arındır. Tek başına kaldığında İnsanlar karılarına, kocalarına, atalarına veya oğullarına ağlamakla vallahi yanılıyorlar. Kalplerinden Allah korkusunu yitirdikleri için ağlayıp inleseler en iyisini yaparlar. Sırat köprüsünü geçmiş ve o köprüden senin ayağını kaydırarak cehenneme düşürecek bütün engelleri aşmışsın gibi kahkahalar atıyorsun. Çünkü yalnız kaldığında Allah'a itaatsizlikten seni alıkoyacak takva yok sende. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi oku da toz toprak saç başına. allah Teala tek başına kalınca günah işleyen kimsenin ibadet ve amellerine dikkate almaz. Harcama. Haramı harcadığın o para kadar mahşer günü seni utandıracak hiçbir şey yoktur. Kendisiyle uyuşup anlaştığın kimsenin şefkat ve merhametini kazanmanın kazanman normal bir şeydir. Kendisine karşı çıktığın kimsenin merhametini sağlayabilmen ise çok daha fazla titizlik ve özen ister. Bu durumda senin için en korkunç olan günahta ısrar edip durmandır. Günaha devam edince de o seni azar azar mahve sürükleyiverir. Çünkü Yüce Allah uyarır. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götürürüz. Allah'ın inayeti yani lütfu ihsanı senin neyse, Az bir amel bile senin kurtuluşuna vesile olur. Fakat inayetten yoksunsan, senin çok amelin sana hiç yarar sağlamaz. Senden perde kaldırılsa, Allah'ın şanının yüceliğini dillendirmek için her şeyin konuşmaya başladığını görürsün. Ne var ki, kusur senin yapıp ettiklerinde perde de senden kaynaklanıyor. Çünkü sen bedenin kadar hiçbir şeye özen göstermiyor ve dinin kadar da hiçbir şey ihmal etmiyorsun falan yiyeceğin zehirli olduğu sana söylense sen hemen ondan çekinirsin. Ardından da onun zehirli olmadığına dair en güçlü yeminler edilse yine de ona el sürmekten çekinirsin. O yiyeceğin bulunduğu kabı defalarca yıkasan bile o kaba karşı içinde bir teksindi hissedersin. Peki dinin konusunda niye böyle davranmıyorsun? Allah'ın sana gösterdiği ihtimam. Senin kendi annenin sana gösterdiği özenden Kat ve kat fazladır. Hani sen küçükken o sana bakıyor, sana güzel elbiseler giydiriyordu. Onları kirlettiğinde hemen çıkarıyor, sana temizlerini giydiriyordu. Şu hale baksana sen muhteşem bir diyardasın. Ve bu diyarda senin namaz kılıp secde edemeyeceğin en ufak bir toprak parçası bile yok. Öyleyken sen elbiselerini günahlarla eskitiyor ve pisletiyorsun. Onun güzelliklerini sana tecelli edip dururken sen o tecellilerin o ilahi gaybi görüntülerin arı duruluğunu bozmak için onları yeteri kadar günahla örtüp kapatıyorsun. Veliler seni kurtaramaz. Büyük velilerle oturup kalkanların hepsi de hidayete ermiş değillerdir. Sen onlarla sohbeti kendi güvenliğin, ahirette kurtuluşun için bir sebep veya çare olarak görme. Allah nasıl olsa affeder konusunda kendini aldatan kimse kendisini onun azabından güvende olduğunu zannetmekle zaten Allah'a karşı asi olmuş olur. Gerçekten de cahil kişi ben falan şeyhten feyiz aldım, filan şeyhin sohbetinde bulundum diyerek övünür ve geçersiz, aldatıcı, saçma sapan iddialara yeltenir. Oysa tam aksine şeyhlerin sohbetinde bulunan kimsenin Allah'tan korkusunun ve takbasının artması gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izince giden şeyhler Allah'tan daha fazla korkma ve Allah'a karşı daha çok saygılı olma tavrından başka bir tavır sergilemezler. Zenginin dışlanması kuvvetle muhtemeldir. Fakirlik ise bir zenginlik olabilir. Çünkü yoksulluk seni Allah'a yakarmaya sevk eder. Seni Allah'a yaklaştıran fakirlik seni Allah'tan koparan zenginlikten evladır. Sana nasıl günahtan uzak durman emredilmişse günahla, günahlardan da uzaklaşman gerekir. O günahkarın, o günahkarın gıyabında gizlice Allah'a onun ıslah olması için yalvarıp yakarman da lazım. Maalesef günümüzün insanları bunun tam tersini yapıyorlar. Müslüman kardeşinin haysiyet ve şerefine leke çalarken tuttuğun orucun ve kıldığın namazın sana ne faydası dokunur ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki la ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyin. Günah tozu ve asilik kiriyle imanın lekelenebileceğine dikkat çeken daha böyle nice uyarılar var. Suyla temizlenmeyen kirlilikler vardır. Saf olmayan altın misali ancak ateşe temizlenen kirlilikler vardır. Aynı şekilde bu ümmetinde ancak cehennemde arındıktan sonra cennete gidebilecek olan bazı günahkarları vardır. Sen sadece korku ve takva elbisesi giyinmiş kula imren. Odur gerçek hayat. Bir aşık için kimseler görmek sizin sevgisiyle baş başa olmaktan daha hoş ne olur? Eğer aşık görülmeyi tercih ediyorsa onun aşkında samimiyet yoktur. Hallelin başkaları tarafından bilinmesini isteyen kişiler kendilerine yazık ederler. Dünya tarafından üç talakla boşanan şu dünyanın bağlıları gibi olma. Sen daha o dünyayı çoktan boşamışların arasında yerini almaya bak. Çünkü onlar dünya kendilerini terk etmeden evvel dünya ile olan bağlarını kesip atmışlardır. Şu fani dünyayı o ebedi aleme tercih eden birisi yaşlı ve namussuz, diğeri genç ve namuslu iki hanımı olan kimseye benzer. Eğer o kimse genç ve sadık eşi yerine yaşlı ve sadakatsiz eşini tercih ederse ahmaklık etmiş olmaz mı? Allah senden gururu ve kendini beğenmişliği gidermek için sana günah da işletebilir. Bir adam iki rekat namaz kıldıktan sonra bu namazına güvenmeye başlar. Bu düşünceye sarılır ve hatta böyle bir amel yapmaktan dolayı övünmeye kalkışırsa güzelin bir ibadetin sevabını öyle bir hata yüzünden silip yok edebilir. Bir başka kimse de bir günah işler ve o günah onda bir eziklik, bir utanç doğurur. Vallaha karşı kendisine sürekli bir mahrumiyet, bağımlılık duygusu meydana getirirse, işte o günahta bir ibadet de silinip yok edilebilir. Kendi büyük günahlarını görmeyip, başkalarının küçük günahlarına dikkat kesilmen, cahillik ve gafillik olarak sana yeter. Şeriatın zahirini başkalarını kınayıp, ayıplama bahanesi olarak kullanmaya kalkma. Çünkü bugün insanlardan, sahabilerin ve dindar atalarımızın yapıp ettiklerinin aynısını beklersek onlara buna güç yetiremezler. Bilesin ki sahabiler Allah'ın mahlukatına karşı örnek gösterdiği delilleriydi. Basire sahiplerinin gözünde günah, köpeklerin burunlarının içine gömdükleri leş neyse aynen odur. Bir adam leş yemeye kalksa sen o kişiyi ayıplamaz mısın? Virane kalpler. Madem ki Yüce Allah alışveriş için bir terazi koymuş. Sen de hakikati yerli yerine oturtmak için neden bir terazi kullanmayasın? Ayağı kirli olan kimse ilahi huzura çıkamaz. Ya ağzı pis olana ne demeli? İhanet eden rezil olur. Elin değeri biri tarafından haksız yere kesilip koparılan elin diyeti 500 altınken çeyrek altın kalmasından dolayı kesilip atılır. Küçük günahlara cüret eden de sonunda büyük günahlara dalar. Nefsinin ta içinde gizlediği şeyleri bilmeyi öğren. O sana falanı ziyaret et dediğinde ona inanıp güvenme. Çünkü nefsinin bilerek seni içine attığı ateşi körükleyebilirsin. Gerçekten de bizler öyle bir devirdeyiz ki insanlar bir araya gelmeyi çok seviyorlar. Fakat o birliktelik Allah isyandan başka bir şeye yaramıyor. Zaten kendisini gıybete kaptırmayan o kadar az ki Eskilerin birçoğu evlerine kapanıp gıybet dinlememek için cemaatle namaz kılmayı bile bırakırlardı. Nefsin seni dışarı çıkman için tahrik ettiğinde sen onu evde ibadet ve taatle oyala. Zira İslam'da gıybet 30 zinadan beterdir. Köpekler duvar üzerlerinde değil tam aksine çöplüklerde yatar uyurlar. Kalpleri neye benzediklerini görmek isteyen evlere baksın. Harabeye dönmüş evler nerede yer rahatlayacaklarını bilmeyen kimselerin idrarlarını boşaltma yeri olup çıkarlar. Kalpler vardır ki cap canlı ve bakımlı evlere benzer. Kalpler de vardır ki harabeleri andırır. Allah'a karşı tutum ve davranışında samimi olmadıkça senin güneşin doğmaz. Son derece az bir miktar bile olsa her gün sadaka ver. Allah seni sadaka verenler arasına kaydeder. Bir ayet bile olsa her gün Kur'an oku. Allah seni Kur'an okuyanlar arasına alır. Gecenin ortasında iki rekat bile olsa namaz kıl. Allah seni gecelerini ibadetle geçirenler arasına yazar. Sakın günlük geçimini zor şer sağlayan biri nasıl sadaka verebilir demek gibi bir hataya düşme. Çünkü Hak Teala şöyle buyurur. Geniş imkanlara sahip olan kişi genişliğiyle uyumlu olarak harcasın. Rızık imkanları dar olan kimse ise Allah'ın kendisine verdiğine uygun şekilde harcasın. Sadaka verdiğin yoksul, senin erzakını ahirete taşıyan bineye benzer. Ahiret mutluluğunu hedefleyen, oraya götüreceği amelleri sağlam yapsın. Çünkü Allah kendisine karşı samimi davrananı düşmanlarının kötülüklerinden korur ve onun adına onun ahiret azığını yağar da yar. İhtiyaçlarını kulları arz eden kişi ne kadar da bayağıdır. Sen acı ilaç içmenin hoş olduğunu mu sanıyorsun? Sen onu bir yudumda içmezsen şifayı bulamazsın. Sen hemen tövbe ilacını içmeye bak. Günahın tatlılığı seni alt etmesin. Nefsini şehvetlere yöneldiğinde derhal Allah'a koş ve ondan imdat iste. Seni ondan o kurtarır. Nerede yeryüzün adımları arasında dürüldüğü tayyi mekan yapan insanlar? Nerede veriler? Nerede hakiki erler? demeyi bırak da ne oldu bizim basiretimize? Üstü başı pisliğe bulanmış bir adamın sultanın kızına göz atabilmesi mümkün mü de? Allah kendisine rahmet etsin. Mekyuniddin El Esmer anlatmış. İskenderiye'deydim. Güneşle birlikte yükselen bir güneş gördüm. Hayret ettim ve manzaraya daha bir yaklaştım. Yeni terlemiş sakalın ışıltısı güneşinkinden daha güçlü bir delikanlı gördüm. Selamlaştık. Sordum. Nereden geliyorsun? Sabah namazında Kudüs'te Mescid-i Aksa'daydım. Öğleyi sizinle kılmaya geldim. İkindiği Mekke'de, akşamı da Medine'de eda edeceğim dedi. Benim misafirim mi oldu dedim. Mümkün değil dedi ve benimle vedalaşıp gitti. Sadece Allah'a güven. Bir mümine cömertlik edip ikramda bulunan kimse bunu Allah'a karşı yapmış gibi olur. Buna karşılık bir mümine eza Cefa veren kimse de bunu doğrudan doğruya Rabbine mevlasına karşı yapmış sayılır. Bir mümin'e haksızlık etmekten sakın. Çünkü senin nefsin zaten ağır günahlarla dolup taşıyor. Onun ağırlığı senin için yeter de artar bile. Sana soğandan daha fazla benzem bir şey yok. Gerçekten de soğanı soysan geriye sadece bir yığın kabuk kalır. Temiz su edinmek istiyorsan onun kirlenmemesine dikkat etmelisin bedeninin organları da kalbe doğru akan su kanalları gibidir. O yüzden de o kanalları haset, gıybet, çirkin sözler, yasak şeylere bakma ve diğer bu benzer haller gibi murdarlıkları kalbine akıtmaktan sakın. Gerçekte kalbi ondan çıkan şeyler de değil de onda eğleşen şeyler perdeler. Kalbin ışıldaması, yiyeceğin azaltılması, zikrin çoğaltılması, Kur'an okuma ve yanı sırada ister mübah, ister mekruh ister haram olsun dışarıya bakıp durmaktan gözleri korumayla olur. Bakışlarının sadece daha fazla ilim ve daha fazla hikmet avlamasına müsaade et. Bu aynı paslı diye sızlanacağına gözüme perde inmiş de. Sana şeyh bizim gönüllerimizi etkileyemiyor dedirten sendeki baş olma, şan, şöhret sahibi olma hırsıdır. Oysa sen engeller benim yüzümden diye düşünmelisin. Sen daha ilk günden itibaren hazır ve istekli olsaydın, ikinci sohbet meclisine bile gerek kalmazdı. Senin için sohbet üstüne sohbet gerekiyorsa, kalbini örten pasın kalınlığı yüzündendir. O yüzden her sohbet sırf kalbinin parlatılması için yapılıyor. Kendini bütünüyle Allah'a teslim edip ona güvenmelisin. Başkasına yardım dokunamayacakları bir yanı da bırakmalısın. Hak'tan ümidini kes de bütün ümidini Hak'ka yönelt. Bir bak senin amellerin acaba ne ve hayatının başından beri onun yanı sana yaptıkları ne. Göreceksin ki onun tarafından sana ancak lütuf ve kerem gelmekte. Bir de senin ona karşı nasıl davrandığını gözden geçir. Göreceksin ki hep ihmal, hep isyandır senin yapıp ettiklerin. Sen halka ne kadar çok ve hakka ne kadar da az bağlısın. Sen bir çobansın. Senin organların bir sürüdür. Sen onların çobanısın. Allah da sahibidir. Sen o sürüyü sahibinin memnun etmek için bol otlu otlaklarda otlatırsan sahibi senden memnun olur. Buna karşılık sürüyü, otu az çaylarda otlatırsan hayvanlar zayıflayıp bir deri bir kemik kalır. Kurt da onlardan bir kısmını alır götürürse sürü sahibinin cezalandırılmasıyla karşı karşıya kalırsın. İsterse seni cezalandırır, isterse affeder. Mükafat seni cennete, Cezadesini cehenneme götürür. Kısacası sen organlarını onu memnun edecek şekilde kullanıyorsan cennete giden yolda yürüyorsundur. Değilse cehenneme giden yolda ilerlemektesin. Hikmetin ölçüleri işte bunlardır. Maddi şeyleri tarttığın gibi sen de aklını bu ölçülere göre ölç, biç. Sırat köprüsünden nasıl geçeceğini bilmek istersen camilere gitmede acele edip etmediğine bir bak. Camilere daha ezan okunmadan gidenler sıratı şimşek hızıyla geçerler. Namaz vaktinin başında camiye gelenler de sıratı cins atların hızıyla geçip giderler. Gözle değil fakat kalple görülen dost doğru yol işte budur. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi işte benim dost doğru yolum budur. Buna oyun. Bu ayet elbette apaçık ortada olan bir hakikate işaret ediyor. Yolu aydınlık olan o yolu izler, Yolu karanlık olana gelince o da şaşar kalır çünkü yolu göremez. Sen hayatının bir kısmında kulağına, gözüne ve diline hakim olmamışsan kendi hallerine bıraktığın o organlarını bari şimdiden itibaren disiplin altına al. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce girecekler. Öyle olacak çünkü onlar da bu dünyada ibadetleriyle öne geçecekler. Sense cemaatle namazı bırakıp tek başına kılıyorsun. Kılarken de yerden çabuk çabuk yem devşiren horoza benziyorsun. Krallara ancak ve ancak en iyi ve en seçkin hediyelerle gidilmez mi?